Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni turizm rotaları keşfetmek ve doğa severlerin hizmetine sunmak amacıyla gerçekleştirilen Tarihten Doğaya Bursa isimli proje kapsamında bugün Osmanlı Sarayı'nın et ambarı, Ulubatlı Hasan'ın memleketi, Türkiye'nin en büyük longoz ormanlarının ev sahibi ve tarıma dayalı gıda sanayinin merkezi Karacabey'deyiz. Karacabey'de yerleşim M.Ö. 12. yüzyılda Misilerin bölgeye göç etmesine kadar uzanır. Burada Miletopolis diye bir şehir kurulduğu bilinir. Sırasıyla Bitinya, Roma ve Doğu Roma yönetiminden sonra 14. yüzyıl başlarına geldiğimizde bölgenin yönetimi Bizans hanedan soyundan Prens Mihaliç'tedir. Orhan Gazi 1336'da Ulubatlı etrafındaki kaleleri fethedince Mihaliç, Kirmaslı yani Mustafa Kemal Paşa'yı yöneten kız kardeşi Kirmastorya ile birlikte gelip Orhan Gazi'ye itaatini bildirir ve bölgenin yönetimi artık Osmanlı'nın eline geçer. Osmanlı'nın son zamanlarına kadar bölgenin ismi Hüdavendiger Sancağı'na bağlı Mihaliç kazası olarak adlandırılır. 1910 yılında Bursa kökenli Edirne Milletvekili Şeref Bey'in girişimiyle ilçenin adı Karacabey olur. Peki kimdir bu Karacabey? Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Şehzade Alaaddin'in annesinin kardeşi olduğu için dayı sıfatı alan Rumeli Beylerbeyi Dayı Karacabey, Varna Meydan Muharebesi'nde Osmanlı ordusu dağılmaktayken 2. Murat Han'ın atının dizginlerini tutup sultanı savaşa devam etmeye ikna eder ve zafere giden yolu açar. Fatih Sultan Mehmet ile birlikte İstanbul'un fethine katılır ve Belgrad kuşatması sırasında şehit düşerek vasiyeti üzerine Karacabey'de yaptırdığı caminin avlusuna defnedilen bir kahramandır. Karacabey 2 Temmuz 1920'de işgal edildi ve 2 yıl sürecek Yunan mezalimi başladı. Ordularımız büyük taarruzdan sonra batıya doğru ilerlerken Karacabey'deki birlikler 6-7 Eylül tarihlerinde yükte hafif, pahada ağır ne varsa aldılar ve kaçtılar. Hemen ardından Yunan İntikam Birliği girdi Karacabey'e. 7000'den fazla evi yaktı, binlerce insanı katletti. Ordularımız 11 Eylül 1922 Perşembe günü saat 11 sularında Karacabey'e girdiğinde Karacabey yangın yeriydi. Hayatta kalan birçok Karacabeyli'nin oturacağı bir evi dahi yoktu ve devlet tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya yerleştirildi. İşgal yıllarının en fazla acısını yaşayan ilçemizdir Karacabey. Ulubat Gölü kenarındaki eski Karaağaç Köyü, mübadele dönemine kadar ağırlıklı olarak Rumların yaşadığı bir köydü. Leyleklere ev sahipliği yapmasıyla bilinen eski Karaağaç, Avrupa leylek köylerinin Türkiye'deki tek temsilcisidir. 2011 yılında bir leylek gelip balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konar ve tüm dünyanın ilgisini çeken bir dostluğun hikayesi başlar. Her yıl sonbaharda göç eden, ilkbaharda geri dönüp Adem Yılmaz'ın kayığına konan, Adem Yılmaz'ın kendi elleriyle beslediği, hatta evinin bir köşesinde ayrı bir yuva yaptığı, adına Yaren dediği leylek bu yıl yine Karaağaç'ta ve yeni yavrular büyütüyor. Yaren Leylek ile Adem Yılmaz'ın dostluğu, Çekya'da düzenlenen Prag Film Ödülleri'nde en iyi belgesel ödülünü aldı, Avusturya ve Almanya'da ders kitaplarına konu oldu ve Yunanistan'da gölge oyunu olarak sergilendi. ...115 kilometre sahil şeridine sahip Bursa'da Karacabey Boğazı 23 kilometre uzunluğundaki plajı ile Türkiye'nin en uzun doğal plajıdır. Bu da Bursa'nın yaz turizminde de söz sahibi olduğunun en büyük ispatıdır. ...98 bin hektar arazi üzerinde Türkiye'nin en büyük hayvan yetiştirme ve ıslah çiftliklerinden biri olan Karacabey Harası'nın geçmişi Osmanlı'nın kuruluş dönemine kadar uzanır. Rivayete göre Orhan Gazi'ye çeyizlik olarak verilmiştir bu topraklar. Daha sonra her bir padişah döneminde bir çiftlik eklenmiştir. 1881'de 2. Abdülhamit Han zamanında tüm çiftlikler Hamidiye Çiftlikat-ı Hümayun adı altında birleştirilir.
ordunun at ve sarayın hayvansal ürün ihtiyacını karşılamak işleviyle faaliyetlerine devam eder. Cumhuriyet döneminde 1926 yılında Karacabey Harası adı altında faaliyetine devam eder. 1983 yılında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM'e devredilerek hayvan ıslahı ve tohum ıslahı faaliyetlerine devam eder. Karacabey Harası'nın hemen yanında 5000 dönüm üzerinde Türkiye Jockey Kulübü'ne ait pansiyon harası bulunmaktadır ve burada safkan İngiliz tayları yetiştirilmektedir. Hipodromlarda zafer kazanmış nice atlar Karacabey Harası'nda doğmuştur. ...1994 yılında sokaklarda oynatılan ayıların toplatılması için başlatılan Liberty Türk Ayı Projesi kapsamında Karacabey Ova Korusu'nun bölgesinde yapılan barınakta yurdun dört bir tarafından getirilen ayılar koruma altına alındı. Dansçı ayılara özgürlük sloganıyla başlatılan ve Dünya Hayvanları Koruma Derneği tarafından da desteklenen proje alanında en iyi sonuç veren projedi. Çünkü daha önce İtalya'da ve Yunanistan'da benzeri denenmiş fakat istenilen sonuç elde edilememişti. Bugün Yeniköy Arı Barınağı'nda 74 tane ayı bulunmaktadır. ...8 kilometrelik turizm yürüyüşünün son durak noktası Longos Ormanı. Subasar olarak da adlandırılan Longos, denize doğru akan derelerin getirdiği kumların birikerek set oluşturması, derenin ağzını kapatması sonucunda akarsuların biriktiği özel alanlardır. 730 hektar alan üzerindeki Karacabey Longos'u Türkiye'nin en büyük Longos Ormanı olma özelliğine sahiptir. Bir tarafta Susurluk Irmağı'nın koca dere kolu, diğer tarafta Karacabey Boğazı. Tatlı su ve tuzlu suyun seyre değer muhteşem komşuluğu. Geniş sazlıklar arasında diş budak, kızıl ağaç, gürgen ağaçları arasındaki sulak alan 250'den fazla kuş türüne, mandalara, sığırlara ve yaban atlarına özgür bir yaşam alanı sunmaktadır. Mevsiminde geldiğinizde nilüfer çiçeklerinin büyüleyici güzelliğini seyredebilirsiniz. Tabii ki sabah 8'de açan ve 3.30'dan sonra kapatan nilüfer çiçeklerine vaktinde yetişmeniz gerekmektedir. Harasıyla, Longos ormanıyla, soğanıyla, Yaliç peynirle, tarıma dayalı güçlü sanayisiyle, tarihe damga vurmuş kahramanlarıyla Bursa'nın en renkli ilçelerinden biridir Karacabey.